Efendim büyük cuma duamız için çok kıymetli hocamız Yusuf Kavaklı her zamanki gibi o güzel enerjisiyle stüdyomuzu aydınlatıyor. Hocam hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi değilim. Niye hocam? Niye olsun Filistin'de kan akıyor. Kan akıyor kan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şartak Müslümanın kartta kendin haber yoksa o iman iman değildir diyor. Şimdi Kabe'ye bakıyorum ben. Kabe'de binlerce insan dönüyor. Filistin'de kan akarken onların o Kabe'yi boşaltmaları lazım. Boşaltmaları lazım. Allah'ın lanet dediği bir millet bir millet Müslümanları kazıyor, yok ediyor. Ve Müslüman olan, Müslüman geçinen, yarıdan fazlası Amerikan ajanı olan İslam alemi dedikleri alemin idarecileri de köz göz oturuyorlar. Bir Tayyip Erdoğan ses çıkarıyor. Onun da başına bir iş gelecek diye korkuyorum. Allah göstermesin. Allah korusun. Onun için Akşam ben haberleri ağlayarak seyrettim. Ağlayarak seyrettim ya. Su vermiyor, elektrik vermiyor. Yiyecek vermiyor. Ve dünya sesini çıkarmıyor. Dünya işte Osmanlı'ya da sesini çıkaramıyordu. Osmanlı'yı hallettiler. Onu hallettikten sonra 15 küsur devlet, 15 şey yakın İslam alemi dediğimiz bölük bölük efendim millet topluluğunu meydana getirdiler. Başımızı aldılar hal, halifeliği. Bizi başsız bıraktılar. Ondan sonra da şimdi istedikleri gibi at oynatıyorlar. Ve dünya birleşmiş milletler. Neymiş birleşmiş milletler? Bana diyor ki siyaset yapma. Birleşmiş milletler ne? Hristiyan'ın menfaatını, Yahudinin menfaatını, Rum'un menfaatini... Ermeninin menfaatını koruyor. Benim menfaatimi koruyor mu? Kıbrıs'ı tanıyor mu? Ya onun için kızım yani orada çok, o Filistinler kan ağlıyor yazık günah. O Filistinler orada kan ağlarken bizimkilerin Kabe'de tavaf yapmaları benim şahsi kanaatim. Kim ne derse desin benim şahsi kanaatim o boşalmalıydı. Hı hı. Erzurum'da bir devlet büyüğü Ramazan'da gitti. 1970'li yıllar. Ramazan'da gitti. Ramazan'da konuşma yaparken su içti. Ramazan'da konuşma yaparken kürsüde su içti. Bir anda vatandaşlar o toplantıyı terk ettiler. Bana bu şuur lazım be kızım. Bana bu şuur lazım. Şuursuz bir insan topluluğu. Mülevves bir topluluk bana göre ya. Ben de ona dahilim. Şimdi düşünüyor musun? Ya dua yapıyorsun daha kabul olmuyor. Yani bütün Müslümanlar dua yapıyor mu? Yapıyor. O çocukları gördün ya. Çocukları görüyorsun ya. Ne günah var onların. Onların ne günahı var. Ama Allah Kur'an'da bu milleti lanetlemiş. Allah Kur'an'da Osmanlı en büyük iyiliği bunlara yapmış. Ama en büyük kötülüğü Müslümanlara bunlar yapıyorlar. Niye? Merhamet Müslüman'da olur. Şefkat Müslüman'da olur. Adalet Müslüman'da olur. Kişi Müslüman değilse, topluluk Müslüman değilse kızım, kendini onlardan koruyacaksın. Onun için ben diyorum ki saygı değerli seyircilerimize. Yarın öbür gün bu çorabı bizim başımıza örmeye de çalışacaklar. Onun için Facebook'ta klavyenin başına geçip de klavyenin başına geçip de sosyal medyada Filistin'e arka çıkmayıp da İsrail'e arka çıkan ne kadar adam varsa ...adam geçinen varsa... ...Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Evet buyur. Evet Amin buyur. Onun için ben saygıdeğer seyircilerimize... ...bu mübarek günde... ...bu kutsal günde... ...efendim... ...hayırlı, bereketli bir ömür niyaz ediyorum. Amin. Düşmanlarından emin olsunlar... ...düşmanlarımızdan emin olalım inşallah... ...sevdiklerimiz, dostlarımız, ahbaplarımız... ...bir bir gidiyor be kızım. Hakikaten Benim de tabii sevdiklerim var, dostlarım var. Belçika'da Ceylan Yavaş diye bir dostum vardı Emir Dağlı. O da dün Hakk'a yürümüş. Bizim Sefaköy'de dernek işlerimizde, cami işlerimizde bakan... ...efendim Hayri diye bir kardeşimiz vardı. O da vefat etmiş. Ne oldu ya? Allah Allah. Vallahi akşam konuştuk hocam telefonla... Sabah en ölümlü tutuyorlar. Yani şimdi hayat böyle hocam. Hayat bu. Ha öylese bu hayatta insanlara kırmaya değmez, insanlara kötülük yapmaya değmez, mal biriktirmeye değmez. Akşam haberlerde gördüm bir arazi için üç kişiyi öldürmüş adam. Allah canını almasın. Onları üç, üç kişiyi öldürdün. Onlar mazlum oldular, mazlum. Sen zalim oldun ve girdin hapse. Ömrün orada geçecek. Peki o mala değdi mi? Bu nasıl bir hırs değil mi hocam? Tabii, o paraya değdi mi? Allah öyle diyor. Karuna heveslenmeyin diyor. Karuna heveslenmeyin. Doğru. Her tarafı, akşam yine okudum. Her tarafı gezen, dolaşan, zenginlere heveslenmeyin diyor Allah. İman varsa o paranın kıymeti var. İman yoksa o paranın kıymeti yok. İman varsa yaptığın işlerin değeri var. Efendim Edison cennete girmezse ben girmem diyor adam. Zaten senin girip girmeyeceğin belli değil ki. Elin yavrunun cennete girip girmemiş seni. Niye bu kadar? Efendim dünyayı aydınlattı. Sen Allah'tan iyi mi biliyorsun? Akşam bir cümle okudum. Çok hoşuma gitti yazdım. Dedim ki bunu saygıdeğer seyircilerimize aktarayım. Rabbinden ne kötülük gördün ki onun huzuruna çıkmaktan hoşlanmıyorsun diyor. Söyler misin bana bak. Rabbinden ne kötülük gördün ki onun huzuruna çıkmaktan hoşlanmıyorsun. İbrahim Kirazoğlu vardı bizim, yanını söylemeyeyim, Ömer Kirazoğlu olması lazım. Cennete giden yollar mescitlerden geçiyor. Mevla kullarını mescitlerde seçiyor diyor. Camide yerin var mı? Cemaatte yerin var mı? Ya yeah. Bir büyük geçinen sanatçımız, suratsız bir sanatçımız, ismi lazım değil. Beni diyor sakın ha camiye götürmeyin. Zaten diyor ben üşüdüm dünyada cehennemde biraz ısınırım diyor. Aa. Tabii öyle diyor. Vallahi Ne diyor? Ne diyor ben? ben diyor dünyada üşüdüm. Cehennemde biraz ısınırım hiç olmazsa diyor. Şimdi bunlar espri mi yapıyor yani? Böyle espri yapıyor. Bunlara senelerce biz adam diye bakmışız, adam diye. Ama bunlar adam değil cüdan Ay, cudam. Çok merak ettim vallahi. Ee, sen şey ben sana ne? yayında soru söylerim onu Ama olur mu seyircilerimiz? <laughs> Seyircilerimizi Seyircilerimiz söyleyince o zaman kıyamet kopuyor. <laughs> Dava açıyorlar diyor. Benim vallahi. şey var ya sansürcü başım var biliyorsun. Kim o? Eda şey Ayda. Ayda. <gülüyor> <gülüyor> sansürcü başı. Sansürcü başı. bazılarını çıkarıyor gene çıkarmış. Ya hocam. Hocam diyor işte dava açarlar. Ben bir şey demiyorum. Tabii. Hocam şimdi hı. yayıncılık gereği tabii rütü kulakları şey belirli bir, bir yere kadar konuşabiliyor. Ben bir şey demiyorum. Bunu böyle tabii yani dedim. yapacak bir şey yok. Ben bir şey demiyorum ama illa ki her Facebook'ta, yayında bir şey söylüyor. Facebook'ta veya Instagram'da <laughs> köpek dersen hemen seni kısıtlıyorlar. Hı hı. Ama ben onu öyle kullanmıyorum. Ben zahar diye kullanıyorum. Zaar mı? He. Zaar köpek demek aslında. Tabii Anadolu'da öyledir. Zar. Tabii tabii tabii. Aa bilmiyorum. Aa evet buyur. Aa ilk defa duydum bunu. Ya öyle. Ne bilirim. ilk defa duyacağın şeyler bu? Hayır var. ben Anadolu terimlerini çok iyi bilirim. He? Çok iyi bilirim. Yok ben bir şey demiyorum. Hayır bilmi şeyi bilmiyorum. Zarı ilk defa duydum. Tabii hakikaten. evet. Öyle derler Anadolu'da. Çünkü zar e, benim bilgi dağarcığımda Yeni herhalde giriyor. demek. herhalde. Yeni giriyor. Ha? Şimdi giriyor senin bilgi dağarcığın. Zar evet. Zar köpek mi demek? Hı? Köpek mi demek? Tabii. Zaten. Evet. Sevdiğinizin değerini kaybettikten sonra değil, Hı. şu an bilin sevgili dostlar. Tabii. Toprak aldıktan sonra geri vermez. Ve ya. şunu unutmayın, ölümün saati yok. Bir ülkede cami şadırvanındaki musluklar çalınmasın diye mermere perçinleniyorsa, o ülkedeki insanlara dinden önce ahlak öğretilmelidir. Evet. Dinden önce ahlak. Bak şimdi burada bir şey söylemem lazım. Buyurun hocam. Şimdi ben azıcık Avrupa'da bulundum. Hı hı. Belçika'da, bulundun, Belçika'da ha? bulundum. Belçika'da bulundum, Hollanda'yı gezdim, Danimarka'yı gezdim. Efendim, Fransa'nın bir bölümünü gezdim. Bir iki gezdiğim yerler daha var. Hiç aklıma gelmiyor. Buralarda sokağa tüküren adamı nadir gördüm. Hı hı hı. Nadir gördüm. Ay nefret ediyorum o sokağa nereden? Şimdi ben kimse bir şey demiyorum. Ayıplamıyorum da ama bizim cami hocalarımızla okul hocalarımızın bu konuda veballeri büyüktür. Niye hocam? Niye mi? Bizi okutan öğretmenler İmam Hatip Okulu'nda. İlkokulu hatırlamıyorum. İlkokul köyde okuduk. Beş sınıflı bir okulda bir öğretmen vardı. Yerde oturuyorduk masamız çantamızdı varsa her çantan. Efendim elin gavuru en yüksek puan alan adamı öğretmen okuluna seçiyor. Biz en düşük puan alanı seçiyorduk. Şimdi o öğretmen okulları da kalktı. Şimdi sıradan insanlar öğretmen yapıyorsun. Pedagojik mi şey var mı? Efendim özelliği var mı yok mu? Bunlara hiç bakan yok. Sen bir evladı, bir yavruyu ilkokula götürüyorsun beş sene, ortaokulda üç sene, lisede üç sene, üniversitede fakültesine göre dört veya yedi sene okuyor. Yedi sene sonra anası efendim gece kalkıp teheccüd kılan, babası teheccüd kılan, saçı sakalı ağarmış adamların bir kısmının çocuğuna Allah'ı inkar etmeyi öğretiyorsun ve senin deden, annen, baban namaz kılarken senin oğlun, evladın, kızın böyle bön bön bakıyor sana. Niye? Nereden oldu bu? Hey, de hey, eğitim, 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 evet. eğitim, 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 evet buyur. Eğitim gerçekten şart. Şart tabii canım hadi ya. Çocuklarımız doğru topraklarda inşallah He. yetişsin. Doğru e, zamanda çiçek açsın. Çünkü o kadar önemli ki... E, ...benim kızımın bir öğretmeni... E, ...bir gün demiş ki kızıma sınıfta... ...sen dedim öğretmen bunu der mi ya? Sen de matematik kafası yok demiş. O kadar işte. Benim kızım da geldi küçük. Anne diyor bende matematik kafası yokmuş diyor. Kim dedi sana bunu dedim? Öğretmenim dedi diyor. Ya bir çocukta bir şey eksikse bile ki herkes de her şey olmak zorunda mı? Sende matematik kafası vardır. ben de Türkçe kafası vardır. Yani sosyal. Da, tabii, tabii. daha şimdi ki, sen sanatta iyisindir. Ben değilimdir. kaldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin kusurunu yüzüne söylemeyin diyor. Evet. Ve küçücük Bunlar çocuğu, Bunların bir kısmında iman da yok, iman da. Ben yıllarca onunla uğraştım ha. hocam. Yani e, tabii ki çocuğum matematik dehası olsun diye değil ama Neticede çocuğa verdiğin, yüklediğin her şey, mesela anne babalar için de geçerli bu. Çocuğunun e, olmayan vasfını tabii ki parlat demiyoruz. Ama yüzüne de vurma. Bizim pek, Onun olan güzel tabii. böyle sanata mı eğilimi var? Ona yönlendir. Şimdi ben şimdi 80 yaşımı merdiven dayadım kızım. Ben hiç göstermiyorsunuz bizim, hocam. E, bizim öğretmenlerimizden bir kısmı. Bir kısmı. Öğretmenlerimizden bir kısmı bu abuk çubuk arkadaşlara olan hareketlerin yüzünden arkadaşlarımızın bir çoğu okulu bırakmış, okulu terk etmiş, taktile lanet etmiştir. Benim Tabii. Şerafettin Yılmaz diye bir avukat dostum var. Bu ülkede çok İyi kıymetli bir... öğretmenler var Tabii. şimdi sakın bir yere çekilmesin onlara yani. Onlara sözümüz bu. yok. İşte, sen arkayı bozmaz. Çok. Bak benim öğretmenlerime hep öğretmenler uyuyorum, değil mi? Şerafettin Bey hukukçu, adam gibi hukukçuydu. 1970'li yıllarda bir da davaya baktı, bir topluluğun davasına baktı. O topluluğun davasında savcının lüzumsuz hareketlerinin yüzünden o davaları bittikten sonra ...götürdü cübbesini duvara astı ve ben bu hukuku artık uygulamıyorum dedi. Evet. Bunun gibi niceleri var be kızım. Hadi buyur. Şimdi e, bana verdiğiniz notları okuyayım. Sevgili seyircilerimiz Cuma duamız var, Hazreti Ali'nin duası var. Sizden ricam programa katılmak isterseniz... Ee, ekranda gördüğünüz numaralardan bize ulaşabiliyorsunuz. Benim Instagram adresim Nur Viral. Bir de Beyaz TV'nin kendi Instagram adresi var. Oraya da sorularınızı yazabilirsiniz Yusuf Hocam. Program sonrası mutlaka bizim fotoğrafımızı koymuşlardı şimdi evet, arkadaşlar. Evet. Onlara cevap yazıyorum. Hatta bakayım. Geçen hafta da hepsine yazmışsınız. Yazdım. Ama geçen hafta söyleyen azdı. Hocam yok niye sövsünler? Niye öyle şeyler evet. söylüyorsunuz? Seyircilerimiz sizi seviyor. ...bazen ama siz de böyle şey konuşuyorsunuz... Ee, ne doğru? ...sert söyleyen... ...sansürsüz, Sansürsüz konuşuyorsunuz... ...sert konuşuyorsunuz bazen... Evet. ...sert konuşuyorsunuz... ...beni Buraya... böyle kabul etsinler canım Allah Allah... ...beni böyle sev seveceksen... Bitti. <laughs> ...peki... ...Nazlı Hanım... E, ...canım Yusuf Hocam o ne o güzel vicdanınızdan... ...Allah herkese nasip etsin... ...ne güzel anlattınız demiş... ...Müslüman hep tek başına her yerde... ...her zaman... Ee, her ikinizi de çok seviyorum. Sonsuz sevgi ve saygılar demiş. Aynur Hanım, Yusuf Hocama, Nur Hanıma sonsuz sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Arzu Hanım demiş ki hoş geldin sohbetine, muhabbetine doyamayacağımız Yusuf Hocam. Siz de hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Oo hanım. Bana... Kardeşim diyerek kandırır seni. Hı. İçinde saklıdır amansız kini, eh. Allah'ı unutmuş paradır dini, eh. sahte insanlardan koru kendini. Amin. O kadar çok var ki bu sahteler. Evet. Mescid-i Aksa'yı ezansız, namazsız, müslümansız bırakma Allah'ım. Amin. Zalimleri zelil, mazlumları aziz eyle Allah'ım. Amin. Bizi özgür Kudüs'e, Kudüs'ü özgür ezanlara kavuştur Allah'ım. Amin. Bugün korkuyorum. Bugün korkuyorum Cuma'dan. Mescid-i Aksa'dan korkuyorum bugün. Niye hocam? Bilmiyorum. Hiçbir kiliseye, hiçbir havraya, hiçbir sinagoga Müslümanlar hakaret ederek girmezler. Mescid-i Aksa üç dinin kutsal mekanıdır. Siyonist askerler oraya ayakkabılarıyla giriyorlar. Müslümanların ise, ben gittim gördüm kızım dağdan gelen bağdakini kovmuş orayı kendine mekan yapmış. Şimdi oradaki bir avuç Müslümanı da oradan dehlemek istiyorlar. Kocaman bir devletin gemisi oraya yardıma gidiyor. Ne yardımı kızım? Ya şu Müslümanlar ne zaman anlayacaklar birlik ve beraberlik zaman olduğunu ne zaman ne zaman evet buyur bugün, bugün çok canım sıkılıyor bugün çok evet hocam peçete alın orada var var of of evet hadi sor. o koku ok, ok, ok. bugün İslam denildiğinde aklımıza barış, huzur, güven, güzel ahlak, adalet gelmiyorsa soruyorum. Neye yarar tüm dünya Müslüman olsa? Tabii canım sen de ya. Şuursuz bir topluluk neye yarar be kızım? Filistin'de kan akarken Kabe'nin etrafında umre yapacağım diye çocuğunu omzuna alıp da hi <laughs> diye gülerek Um, efendim tavaf yaman'a neye yarar ya? Olsa ne, olmasa ne ya? Evet. Çekme dünyanın nazını, Heh. kıl beş vakit namazını. Evet. Yarın kılarım diyenin bugün kıldılar namazını. Orada bir de Arapça ifade var. O da Osmanlıca yazılışıdır onun. Evet. Levva. Ama okuyamıyorum. Can onu okuyamazsın da. Evet. <laughs> evet. Ölü değilsen, Heh. deli değilsen, Heh. kafir değilsen... Heh. Çocuk değilsen evet. özür dilerim. Hayvan değilsen beş vakit namaz sana farz Fardır. kardeşim. Ölü değilse bir daha söyle. Ölü değilse Ölü değilsen deli değilsen. Deli değilsen. Kafir değilsen. Kafir, değilsen, kafir değilsen, çocuk değilsen. Çocuk değilsen. Çocuk değilsen. Hayvan değilsen. Hayvan değilsen. Beş vakit namaz. Beş şart. vakit namaz sana farz evet. Ay hocam bu ne ya? Öyleyse şimdi Şu... bu sözü bir daha tekrar edelim. Rabbinin, Rabbinden ne kötülük gördün ki onun huzuruna çıkmaya tenezzül etmiyorsun. Evet buyur. Adam hocaya sormuş. Evet. Şey muzip bir şey getirmişsiniz. <laughs> Ama doğru değil Bu doğru işte. He. Adam hocaya sormuş. Hocam, şey gibi oldum ben de. Hocam, kendi kusurlarımı nasıl bilebilirim? Heh. Hoca demiş ki. Evli misin? Adam demiş ki: "Evet hocam, evliyim." Hoca demiş ki: "Evliysen işin kolay. Karına sadece onun bir kusurunu söyle, o sana senin, annenin, babanın hatta yedi sülalenin kusurlarını <laughs> anında sayar." Evet, doğru. Aşk olsun hocam Doğru değil mi? Ya. Değil. Hadi canım sen de hadi. Ayıp ya. Hocam. Evet işine gelmence hayır ediyorsun evet. Hiç öyle değil valla. Hmm. Moruk ne demektir? <laughs> evet. Hocam bizim moruk diyorlar ya? ya. Ne diyorlar? Moruk, bizim moruk. Moruk kim baba dede ne? Evet. Bazı gençler. O resmi göster ama. Göstereceğim. Bazı gençler babalarına öyle sesleniyorlar ya. Moruk ne haber? Ama bu anlamda söylemiyordur hocam ya. Ne? Bu anlamda söylemiyordur onu. Ne biliyorsun şimdi? ha Yok hocam ya o moruk şey yani hani espri gibi. O zaman o zaman kullandığın kelimeye dikkat et. Ben ilk defa duyuyorum bunun ne öyle olduğunu. Bak oldu o oğlum. zaman kullandığın kelimeye dikkat edeceksin. Ne demekmiş moruk? Heh. Yurdum gençliğinin birbirine hitap ettiği tarzlardan biri. Heh. Naber moruk, Heh. çak moruk. Tabii öyle. <laughs> tövbe tövbe. Kanka Mor diyor kanka. Kanka güzel bir şey hocam. Ya ne kanka? Kanka, kanka kardeş yani. Yani. Kanımdan yani gelen. kardeşim desen daha iyi değil mi? Kanka, kanka. güzel. Kanka. Tövbe <laughs> ya Rabbi. Hocam ya. Ne zaman kanka. Hani şimdi internette de dolaşıyor artık. <laughs> Ay Allah'ım ya. Küçük çocuklara ne diyorsunuz siz? Affedersin çişini yaptırırken. Hadi oğlum kızım kakanı yap. Kakanı. Ka <laughs> kaka diye bir sahabi var. <laughs> Yahudiler onu hiç sevmezler. Onu sevmedikleri için KK'yı uzatmadan kaka diye söyletiyorlar. Sen de farkında değilsin. Bir zamanlar Arap aşağı, Arap yukarı diye köpeklere isim takmışlardı bizim Hocam filan. kankayla ne alakası var anlattınız? Ama işte Kanka ne demek? Kan kardeş. Kan ya geç kızım be hadi. Biz Niye kanka sizi niye rahatsız ediyor? Beni mesela? niye rahatsız ediyor? Musun? Yani. Benim kültürümde böyle bir kelime yok. Onun için rahatsız ediyor beni. Ben eskiye bağlı insanım. Ne haber kanka ne böyle bir şey yok. Ben de bunu diyorum Geçen ne Geçen hafta so söyledim. Şimdi buraya iman tahtası derler eskiler. Evet. Şimdi bu iman tahtası olmaktan çıktı. Gayrimüslimlerin ilan tahtası oldu. Göğsünde bir ti ti tişört giymiş. Hem Ramazan şeyde yazın. Cuma namazı kılarken başımı aşağı şey eğerek başım ağrıyor benim. Niye biliyor musun? Niye? Önümdeki adamın tişörtünde veya üzerine giydiğim tanda böyle ki yazıları ve resimleri görmeyeyim diye. Yazı görseniz ne e, olur ki? Yazı ya elin gavurunun yazısı bana ne ya? Ne yazıyor orada? Ya hocam ya. Ne yazıyor orada? Hocam bu kadar Benim yani. bu kadar değil mi? Benim yazılı yazıyor mu adam? Benim yazım. Siz yazılı... markalara mı söylüyorsunuz? Allah Allah. Ben 1987'de 83'te Belçika'daydım. O zaman Belçika'da 17 kanal televizyon seyrediyorduk. Şimdi öldü gitti. Efendim 12 Eylül'ün komutanı vardı. Yani Koymay Başkanı vardı. Sonra Cumhurbaşkanı oldu ya. Çin'e ge geziye gitti. Çin'e ziyarete gitti. Biz akşam oturduk haberleri seyredeceğiz. Belki Ç Cumhurbaşkanı Çin'e gitti diye Türkiye'den haber verirler diye o 17 kanalın 12'sinde de Cumhurbaşkanı'nın Çin'e gittiği haberini yayınlamadılar. Yayınlamadılar. Hey, evet buyur. Bakayım şimdi Hı. sevgili seyircilerimiz bize neler söylüyor. Neler söylemiyor Damla ki? Hanım yayınınızı çok seviyorum. Rabbim sizden razı olsun. Amin. Dualarınıza bizi de Amin. eksik etmeyin demiş. Hep beraber birbirimize dua Amin. edeceğiz. Ben peygamberimizin hayatını okumak istiyorum ayrıntılı bir şekilde. Bana bir yayın önerir misiniz demiş. Öneririm oğlum. bu olur mu? Kitap Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı İrfan Yücel Hoca'nın kitabı var. Bizim İstanbul İmam Hatip'te okuduğumuz, İmam Hatip'lerde okunan Mehmet Zekai Konrapa'nın Siyer diye bir kitabı var. Asım Köksel Hoca'nın bu konuda bir kitabı var. Hı hı. Daha sayı mı? Evet. Şimdi e, bir seyircimiz... O bana maille ile yazsın saygıdeğer seyircimiz. Ben ona başka kitaplar da yazarım. Bir takipçimiz seyircimiz şöyle yazmış bizim için... Orada oturup ağlamakla hiçbir şey olmaz demiş. Orada o doğru. oturup ağlayarak dua etmekle hiçbir şey olmayacak. Artık evet. anlayın bunu demiş... Allah hep e, hareket edenlerin yanındadır. Boş boş konuşan e, devlet başçılarının yanında Boş boş konuşuyor öyle mi? O devlet başkanı da konuşmasa hiç ses seda çıkmıyor. Ona üç gündür bir haftaya yaklaştı. Ekmek yok, su yok, şu soğuk havada cerren yok. Bunlar hiç konuşmuyorsun. Vallahi, Ama evet. Hocam sinirlenme. Sevda Hanım da bana bana çatmış burada. Hocayı sert diye tenkit etmeyin lütfen. Bazı şeyleri sert anlatmak gerekiyor demiş ki evet. etkili olsun diye. Hmm. Sevda Hanımcığım teşekkür ediyoruz. Kızım bana bir çay bulun. Büyük imdandayız demiş. Birlik şuuruna ihtiyacımız var. Çok doğru Doğru, doğru, haklısınız. Yusuf Hocama hiç kızmıyoruz. Her şeyi doğru söylüyor. İşimi bırakıp oturuyorum. Bana çok iyi geliyor. Bayraklı, şerife şerife bayraklı. Teşekkür ediyoruz. Serkan Çınar, hayırlı cumalar dilerim, sağlıcakla kalın demiş. Allah razı olsun. Vallahi çok teşekkür ediyorum seyircilerim. Evet. Az sonra yine döneceğim. İlk sorum gelsin. Hocam Nur Hanım sevgiler, hayırlı cumalar diliyorum. Aleykümselam. Namaz kılarken hep aklıma değişik fikirler geliyor. Namaz kılarken hayal kurmak günah mı? Namaz kılarken hayal kurmaya kurmamız doğru bir şey değil. Namazda bir huşu vardır. Bir de huzur vardır. Kıldığımız namazda huşu yoksa yani aklımıza gelen şeylere mani olma imkanımız yok kızım. Onlara mani imkan, olma imkanımız yok ama hayal kurma imkanı da olmaz. Hayal kurmak demek namazın dışına çıkmak demektir. Hı hı. Onun için de sevgili, sevgili seyircilerimiz akıllarına gelen şeylerden sorumlu değillerdir. Ama öyle hayal kuruyorlarsa ona da mani olsunlar evet. Annem mesaj atmış hocam. Evet. Yusuf hocam ne olur ağlamayın diyor. Hep Doğru. dualarımız İslam alemi için. Amenna. Allah hepimizi korusun demiş. Amenna. Allah bizi bulaştırmasın. Allah var keder yok demiş. Evet. Annem atmış mesajı. Allah var keder yok tamam da. Üzülmüş ağlamanıza. Hı. Evet. Hocam koca markamdan dedikodumu yapıyor, beni kötülüyor, evde ne giydiğimi, ne yaptığımı herkese hatta arkadaşlarımıza anlatıyor. Günah almıyor mu Allah Bu aşkına koca değil. demiş. Değil. Bu koca değil. Ne? Koca bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aile sırlarınızı dışarıda anlatmayın diyor. Aile sırlarını dışarıda anlatan adam adam değil. Hakikaten değil. Ko koca da değil o. O sadece o evde misafir gibi duruyor. Kim misafir de böyle bir yapmaz. Evet. Tabii. Karım eve misafir geldiğinde yemekleri lezzetli olsun diye içine çin tuzu koyuyor demiş. Lezzet arttırıyormuş. Çin tuzu. Evet. Evet. Günahı var mı diyor. Hayır yok günahı yok onu. O misafirine ikram etmek için elinden gelen iyiliği <laughs> yapıyor. Ama çin tuzu sağlığa çok zararlı. Yani şöyle şöyle kandırıyor. Yemekler lezzetli olsun ama sağlığınız benim için önemli değil diyor. Ama bak Çin tuzu dediğiniz tuzun sağlığı e, Ümit Hoca'ya sorma. Hocam sormamıza gerek yok. Biz her gün her salı programda konuşuyoruz. Çin tuzu denilen şey o kadar sağlıksız ki. Hatta uzmanlar bağırıyor. Çok lezzet katıyor. Olmaz o. Bağımlılık yapıyor. Olmaz. Hatta bazı e, kapalı paketli gıdaların içerisinde bu var. Olmaz. E, bile bile bunu yapıyormuş. Adam dağa çıkıyor güya dağcı hemen orada bir şey veriyorlar ağzına efendim o sanki krekeri yemez orada <gülüyor> <gülüyor> dağa çıkamıyor <laughs> ama reklamcıların işi bu. Yok. Böyle böyle çocuklarını kandırıyorlar Canan Karatay Hoca bangır bangır bağırıyor garibim <laughs> dağa efendim, bangır bangır bağırıyor <laughs> ya şu gazlı içecekleri çocuklara içirmeyin diyor. Ama kim dinliyor? Paketli gıdalar ya. mesela. Paketli gıda. Yemiyorsunuz değil mi paketli gıda? Ha? Yemiyorsunuz. E niye yiyeyim ki? Evde var ev yapıyor. Evet paket ha. Tabii canım Allah Allah. Evet. <laughs> Hocam çok tatlı anlattınız. Daha Fita, çıkıyor diyor. <laughs> tabii. Bir tarihte kabuska yok mu kabuska? Ne? Kabuska. <laughs> hani. Kapuska ha. Ha şeyden yapılan. Okulda ondan çok yaparlardı. Bir de nohut çok yaparlardı. Ben bıkmıştım. Sonra bir yerde nohut dedim Çok hoşuma gitti. Dedim ya bu nohut nerede pişiriyorsunuz? Bunu düzüklü tencerede pişiriyorsunuz dediler bana o zaman. Hı. Dedim evlendiğim zaman bir düdüklü tencere alayım ben. Ben beceremem çünkü. E. Evlendiğim zaman düdüklü tencere aldık. Ve ben şimdi en çok sevdiğim yemeklerden birisi nohuttur. Hanım evde yaparsa sevdiğim yemeklerden birisi kabuskadır e, hanım yaparsa. Kapuskayı ben de çok severim. evet. Özellikle içine böyle minik minicik etli falan olursa. Ama bak şimdi onu hep söylüyoruz. Köyde tarlaya gitmek için bir saat en az bir saat yürürdük. Öyle uzak tarlalara vardı. Bir saat yürürsün. Bir saatte akşam geri dönüşte yürürsün. Şimdi bize para etmenizi parayla yürütüyorlar değil mi? Parayla yürütüyorlar. Ondan yürüyemiyoruz zaten. Efendim <laughs> Spor ha, koçları falan var. Zaman, Seninle birlikte yürüyor. Tabii, babam rahmetli. Efendim bahçeden topladığımız yeşillikler vardı. Hı hı. O yeşillikleri şeyiyle beraber yerdi. Ben de kendi kendime ayrıldı dedim. Ulan bu, bu, da yenir mi bilen diye. Ha şimdi o yeşillikleri arıyoruz. Allah. ama arıyoruz. bulamıyoruz. Ha niye? Hormonlu bir sürü yiyecekler. Evet hocam. Hormonlu. Bu güzel so Bugün biraz sakiniz değil mi? Bugün evet. her şey çok güzel. İyiyiz elhamdülillah. Gerçekten. Bir de şu Filistin iyi olsa inşallah daha hocam. iyi olacağız da. Reklama evet. gidelim mi hocam? Hı? reklama gidelim mi? Cembi, o bana soruyu hiç sormuyordun hayırdır? Hocam bu sakin olduğunuzda ben de valla rahatlıyorum. İyi bugün tamam. O kuşu içinde program sunuyoruz. Allah'ım ya Rabbim Gel gitme olsun. kalmasın gözüm yollarda diyor ya. Hadi gidelim. Size arada şarkı da dinlettireyim. Hı. Reklamdan sonra geliyoruz. Cuma duamız var. Lütfen kaçırmayın. Evet sevgili seyircilerimiz çok kıymetli izleyicilerimiz canlarımız ciğerlerimiz çok kıymetlilerimiz. Ekran evet. başındaysanız az sonra Cuma duamız gelecek kıymetli hocam Cuma duası yapacak hepimiz için. Şimdi evet. beyaz tv Instagram sayfasından bize ulaşanlar Allahım Yusuf hocamızı başımızdan eksik etmesin özellikle Cuma günlerini Yusuf hocam için Amin. ayarlıyorum ama ne olur ağlamasın kurban olduğum için parçalanıyor dayanamıyorum demiş Derya Hanım. Hmm. Durabilirsin Ya hocam Bak herkes yazmış Ne olur Yusuf hocam ağlamayın diye Evet ee, şehri Saat, Nur Hanımcığım hayırlı cumalar kahvaltı soframıza, eşimle birlikte sizleri hayranlıkla ve sevgiyle Allah izliyoruz. Olsun. Çok çok teşekkür ederim, afiyet şeker olsun. Ay ne güzeldir değil mi kahvaltı masasında böyle güzel sevdiğiniz bir şey izlemek. Allah inşallah kahvaltı masanızda yediğiniz her şey şifa olsun size. Benim Bolu'daki arkadaşım da ben linki gönderirim ona, Hı. o da cumartesi günü sabah kahvaltı yaparken seyreder, evet. Arkadaşınızın ismini söyleyin hocam. Mustafa Eman. O ben işte Mustafa. Mustafa Bey'e sevgilerimizi gönderiyorum. Evet. 65 senelik arkadaşımız. Bir seyircimiz ne demiş anlamadım. Ee, teyze Tayıncı. Teyze Tayıncı. Kukuş Teyze Tayıncı mı okuyamadım. Diyor ki benim için e, bir yok kızım daha istemiş. O yüzden öpüyorum kuzum çok tatlısın demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ay çok teşekkür ediyorum. Ne güzel şeyler yazmışsınız. Döneceğim biraz sonra. Okumaya bir devam edeceğim. Kartal vaizimiz de bizim. İbrahim Kartal Fatih İlçe vaizimiz de. Bak ne yazmış kızım. Yanıyor Filistin, yanıyor Gazze. Yakan alçaklara göstereceğiz. Nefes alamıyor Gazze bir nebze. Fitne saçanlara göstereceğiz. Nice aylar, nice yıllar geçiyor... Filistinli zehir zakkum içiyor. Vatanından sürgün ile götüyor. Sürgün edenlere göstereceğiz. Keşke. Birleşmiş, kirleşmiş milletler. Birleşmiş demiyor. Kirleşmiş milletler uyduruk oyun. Menfaat perestler eğmişler boyun. Ne melazımcılık lazımcılık pısırık koyun. Korkak ördeklere göstereceğiz tarih şahittir ne de ne tarih şahittir ne de insanlık böylesi fecaat tam canavarlık üstümüze farzdır dostluk ihvanlık ara açanlara göstereceğiz tarif edilemez yapılan zulüm öyle yaşamaktan iyidir ölüm ey melek ordusu bekleme görün o kan içenlere göstereceğiz. Bitiyor. Bitiyor. Aşk ha. olsun hocam. Kudüs'ün Fatih'i Hazreti Ömer Selahaddin Eyyub'u feveran eder. Kutsu emanetler, kutsi emanetler neden hep eder? Kırıp dökenlere göstereceğiz. Abdülhamit parmak sallar türbede. Celallenmiş, ihmal olan her ferde. Kudüs tapusunu soruyor. Nerede? Çalıp kaçanlara göstereceğiz diyor. Oranın tapusu biliyorsun Abdülhamid'e ayetti. Hı hı. Ya Abdülhamid'i hallettiler. Şimdi bize diyorlar ya Araplar bizi arkadan vurdu. Araplar bizi arka. Araplarla biz hiç savaş yapmadık. Hiç. Arapların başına bir çapucu Hüseyin vardı. Sultan Abdülhamit onun bir namussuzluk yapacağını, İngilizlerle işbirliği yapacağını anladı. Onu aldı getirdi İstanbul'a bir yalıya çoluğuyla çözüğüyle yerleştirdi. 17 sene o adamı orada tuttu. Ona maaş ödedi. Aman İngilizlerle işbirliği yapıp da Orta Doğu'yu karıştırmasın diye. Bizimkiler Sultan Abdülhamid'i hallettiler... Ondan sonra baktılar ki bir adam burada yaşayıp duruyor. Ne iş mi? Hadi lan git dediler şeye. Hadi yavrum git dediler. O da gitti İngilizlerle işbirliği yaptı. Mekke'yi Medine'yi abluka altına aldı. Ondan sonra ne oldu adı? Adı Araplar bizi arkadan vurdu. İngilizler önünden mi vurdu? Fransızlar önünden mi vurdu? Onlar niye söylemiyorsun? Ha. Onun için Oktay Sinanoğlu diyor ki bizim Cemil Meriç diyor ki Bizim tarihimizi İngilizler yazdılar. Arapların tarihini de onlar yazdılar. Hı hı. Bizi onlara, onları bize düşman ettiler. Evet. İslam alemini başsız bıraktılar. Başsız. Osmanlı tesbihti. Tesbihin başındaki imamedir, imame bak. Şu tesbihi tutan şu imamedir. Bunu buradan çekip aldığın zaman kızım bu tesbih dağılır. Osmanlı imameydi. Aldılar Osmanlı'yı o tesbihin başından. Çil yavrusu gibi İslam alemini dağıttılar. Başlarındakini götürdüler Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da tahsil yaptırdılar. Beyinlerini yıkadılar. Şimdi geldiler Arabistan civarında, Arabistan dahil İslam aleminde hiçbir vatandaşı kendisini idare edenden memnun değildir ama sesini çıkaramaz bir gün Kabe'ye gidiyoruz taksideyiz ben bir iki bir şeyler söyledim polis bana şöyle işaret etti aynadan böyle işaret etti bir de böyle yaptı hmm. konuşursan seni böyle yapar götürürler dedi ben de şimdi birileri hakkında bir şey söylerim mi cıs diyorum cıs <gülüyor> 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 nenemler öyle derlerdi Cız ya evet. <laughs> cız sobaya yaklaşma falan cız. Tabii tabii tabii. He, evet. <laughs> ama tabii o da, ona da ona da kelimenle yaklaşma. Şimdi he. hocam bizi şu anda ekran başında kim izliyor? Kim seyrediyorsa selam olsun. Orhan Gencebay. Çok kıymetli eşi. Orhan abi. Sevim Emre Gencebay. Orhan abi o. Orhan baba. Orhan ha millet Orhan baba diyor ama ben abi diyorum ya. Ne güzel şarkıları var, evet. ne güzel besteleri vardı. Yani bu Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri de sevgili Orhan Gencebay'dır. Sevim Emre Gencebay'a evet. sevgilerimi gönderiyorum buradan. Ee, haber de e, biliyorsunuz hafta sonları Uyan Türkiye'm var. İzle, iz, eğer izlemediyseniz mutlaka hafta şey, sonu... Ya i̇zleme lafını bırak Allah aşkına. Seyretmiyorsunuz diye ya. Aman hocam ya. Siz de ya şurada bir anons ediyorum. Peki seyretmediyseniz <laughs> Tahir Sarıkaya'yı mutlaka izleyin. Müthiş güzel bir hafta sonu haber programı yapıyor. Evet. eşlik etsin. Şimdi Tahir atmış bana Sevim Emre. Buyurun. İlan yaparken mahsus araya giriyorum ki düzelttim bir daha söylemesin diye. Evet. Ben, ben bana mı diyorsun? <laughs> evet evet. Bizim bir şefimiz vardı Halil Çoraklı diye. onun bir daha söyledim. Kapının önünde İstanbul Müftülüğü'nde birini bekliyoruz. Önemli biri gelecek. Yanılmıyorsan Allah kanı kanı rahmet etsin. Kadir Bey ziyarete gelecekti galiba. Hı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş. Bu Bizim okul arkadaşımızdı. Halil sigara içti böyle oraya attı. <laughs> Dedim ki oğlum Allah'ın çabuk bu sigarayı. Ulan buraya senin evin oğlum evin. Hocam yayındayız Allah'a demiyoruz. He atar mısın evin <laughs> evin içine? 200 gün sonra <laughs> geldi hocam dedi ne zaman sigarayı sokağa atmak istesem Hemen senin lafın aklıma geliyor atmıyorum ha, Beni o yüzden bölüyorsunuz. Ha, onun için. İzliyorsanız de, de desem Bazı olacak? Kazlarınız... ne olacak? Ne olacak İzliyorsanız izliyorsanız desem? İzliyor i̇zlemek İzle, bizim ki, ki, Türkçemizde yok. Takip etmek var. Takip etmek Tahir var. Tarih evet. Sarıkaya'yı takip ediyor ha, musunuz? Bitti Bana... ya ne güzel ya. Evet. <laughs> Hafta sonları takip edin sevgili seyircilerim. Şimdi, Pazar günü bir değiştirdiniz. O, galiba. Ortak akıl. Yok. Kalktı yok. Orada bak oldu. Gülerce yapıyorlardı. O güzel programda kalktı. Hocam da Beyaz Tv'nin bütün yayın akışını biliyor. Evet. Hocam dur şimdi bak bir şey hocam Sevim Süle. Emre He? çok güzel bir yazı göndermiş. Kim? Sevim Emre. Sevim Emre Gencebay. He. Orhan Baba ile birlikte şu anda canlı yayında bizi izliyorlar. Diyor ki düşünüyorum hissediyorum yüreğimde bir huzur var. ...siz de inancın hazzını duymak istiyorsanız... ...ezan sesini kalbinizle dinleyin. Bitti. Allah büyüktür diyerek... ...Yaradan'a teslim olmanın... ...yüce duygusunu ve huzurunu tadarsınız. Bir bana göre... ...güzel sesle okunan bir ezan... ...on konferansa bedeldir. Daha güzeldir. Doğru evet. hocam. Kendimizi değil... ...başkalarını da düşünerek iyiliklerimize iyiliklerimizi şükürlerimizi çoğaltalım. Cennette cehennemde bu dünyada. Cehennem merhametin, sevginin olmadığı kalptedir. Fakir veya zengin kim olursak olalım yaşayacağımız mutlulukta, hüzünde, varlıkta, yoklukta hepimizin tadacağı duygulardır. Önemli olan durduramayacağımız zamanı metanetle, inançla, en önemlisi nasip olana inanarak isyan etmeden yetinerek erdemli olmak sevgiyle şefkatle hoşgörüyle yaşamaktır. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed şöyle buyurmuş. İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükür. Hayırlı cumalar diliyorum. Kalbimden dökülenler bunlar demiş sevgili Sevim Emre Gencebay. Hepinizle de paylaşmamı istemiş. Benim de Çok bir, teşekkür ediyorum Sevim Hanım. Sağ olun. Bende bir kutsi hadis var. Buyurun. Bunu mutlaka paylaşalım saygıdeğer Yüce Rabbimiz Ey insanoğlu, sen bana karşı insaflı davranmıyorsun. Ben ben nimetlerimle sana sevgi gösteriyorum. Sen ise isyanlarınla bana nefret edir, ettiriyorsun. ...nefret gösteriyorsun... ...ben sana iyilik yapıyorum... ...sen ise bana kötülük yapıyorsun... ...benim sana iyiliklerim... ...sürekli iniyor... ...senden ise sürekli... ...kötülük akıyor... ...benim şerefli... ...meleklerimden bir melek... ...senin işlediğin... ...kötülükleri... ...sabahtan akşama kadar bana iletiyor... ...ey insanoğlu... ...sen... ...sendeki kötülükleri... Başkasında görseydin, ona hemen kızardın. Değil mi? Hemen kızardın. Halbuki ben kusurları görmeme rağmen senden nefret etmiyorum diyor allah Teala. Ya. Bu kusur örtmede Hazreti Mevlana çok güzel söylemiş evet. şey hocam. Gece gibi ol. Nasıl ki karanlıkta Tabii. hiçbir şey gözükmüyor. Kusurları açığa çıkartmak marifet değil. Kusur örtmekte de gece gibi olursak, gerçekten Allah'ın sevdiği kullar arasında inşallah yerimizi alırız. Şimdi bir seyircimiz o kadar güzel bir mesaj yazmış ki hocam. Nur Hanım ne olur bilmiyorum bana yardım edin. Hocam bu konuda bana yardım edebilir mi? Gusül abdesti nasıl alınıyor demiş. Nasıl? Bir daha söyle. Gusül abdesti nasıl alınıyor? Ha, gusül abdesti. Hocam siz, siz, de sanki yok, hiç çok değişik bir şey sormuşum gibi. <laughs> şimdi gusül abdest deyince. Şimdi saygıdeğer seyircilerimiz gusül abdesti almaları gerektiğinde banyoya giriyorlar. Edep yerlerini yıkıyorlar. Edep yerlerini yıkadıktan sonra niyet ettim boy abdesti almaya veya niyet ettim gusül abdesti almaya diye bir niyet yapıyorlar. O niyeti yaptıktan sonra fazla kafanızı karıştırmamak için böyle anlatıyorum. Üç defa ağzına dolu dolu su alıp boşaltıyorlar, üç defa burunlarına su çekiyorlar, sonra da bütün vücutlarını yıkıyorlar, bütün vücutlarını eğer Ramazan orucu tutuyorlar. Bir gösterseniz ve... hocam, hakikaten hiç bilmiyormuş, hocam yardım eder miyim? Evet. Mesela bir, gö Tabii. bir göstersek. Avcumuzda suyu alıyoruz, ağzımıza götürüyoruz, üç defa, üç defa. Üç defa suyu alıp boşaltıyoruz. Alıp boşaltıyoruz. Üç defa da burnumuza su çekiyoruz. Efendim her çekişte sümkürmeyi tavsiye ederler. Ama sümküremiyorsanız üç defa da burnunuza çekiyorsunuz. Ondan sonra deniz kenarındaysanız denize dalıyorsunuz. <laughs> Irmak kenarındaysanız ırmağa dalıyorsunuz. Tabii yufka de değilse. Ne değilse? Ve yufka değilse yani derin değilse dalmıyorsunuz. Yufka mı? ...yufka derler derin olmayan yere. Yufka. Efendim Yufka, yemeğe de, ekmeğe de yufka derler biliyorsun. Abi ben hocam hayatımı ilk defa duyuyorum sizden. Evet size. tabii. Bir dakika derin yufka olmayan... Yufka yürekli derler ya, yuf... ya. Yufka yürekli derler Derin, de, derin olmayan, değil... derin olmayan göllere yufka derler. Allah Allah. Tabii tabii tabii. Tabii ha Efendim... ...banyoda <laughs> yıkanıyorsanız... ...üç defa ağzınıza, üç defa burnunuza su verdikten sonra duşun altına girersiniz. Vücudunuzda kuru yer bırakmaksızın güzelce yıkarsınız. Ondan sonra da hiç abdesti bozacak şeyler vuku bulmamışsa banyoda çıktığınızda bu şekilde namaz kılmanız çok faziletlidir. Bir de peygamberimizin yaptığı bir gusül vardır. Onu da tarif ederim saygıdeğer seyircilerimize onu da bilsinler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem banyoya girdiğinde yıkanması gereken yerleri yıkadıktan sonra niyet eder idi. Niyetten sonra üç defa ağzına su verir boşaltırdı. Üç defa burnuna su verir boşaltırdı. Sonradan aynen namaz abdesti gibi bir abdest alır idi. Ve o abdestten sonra da bütün vücudunu yıkar idi ve bu şekilde banyodan çıkar idi. Ve cuma günleri aha cuma günleri eskiden tatildi ve Müslümanlar erkekler rahatlıkla boy abdesti alarak camiye giderler idi. Çünkü cuma günü boy abdesti alarak camiye gitmek faziletlidir. Emma velakin aynen bizim de batılılar gibi Tatilimiz pazar olunca, cuma çalışmak olunca paraydı, senetti, sefetti. Millet uğraştığı için cumaya bile çoğu gelemiyor. Aha okullar devam ediyor. Binlerce öğretmen, binlerce öğrenci cuma namazı kılamıyor. Bu da bizim idarecilerimize günah olarak yeter ve artar bile. Ama sorsan İslam alemidir. Ne işte malevi be. Hadi. Hadi oradan. Evet buyur. Evet buyur. Tamam mı? Yeter bu kadar. Evet. Gusülün farzlarını da öğrenmek istiyorum. Efendim? Gusülün farzları. Gusülün farzları. Derler de, 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 üçtür. Mazmaza. Bak böyle bir söyleyeyim öyle. Mazmaza. İstinşak. Cemi bedeni pak etmek. Eskiden böyle öğretirlerdi. Ne mazmaza? Mazmaza. İstinşak. <laughs> cemi bedeni pak etmek. Ne demek lan bu? Ha, ne demek bu? Ha? Mazmaza üç defa ağza istinşak üç defa burna cemi beden de bütün vücudu yıkamak. Üç defa üç ağza üç defa, ağzına su üç vermek. defa burna evvela niyet edecek sonra üç defa ağzına su alacak sonra üç defa burnuna su çekecek ondan sonra yazlıktaysa denize dalacak Banyo Ama dayısa, tabii tabii dayısa. <laughs> Banyo <Banyodaysa gülüyor> duşun altına girecek. Şimdi ilmihal kitablarımızda kitaplarımızda der ki başından suyu dökeceksin. Evet. Sonra sağ omuzundan üç defa, sol omuzundan üç. O bizim eskiden hiçbir şey yokken banyoda suyumuzu kendimiz ısıtıp da yıkanırken idi. Ha böyle. Şöyle. Ha tabii. Maşrabayla. Ee, onun için de bu ilmi yazanlar Öldüler gittiler. Ama bu ilmihallerin gözden geçirilip bugünkü şekle, şekle uymaları gerekir diye düşünüyorum. Hocam sizin bu özlü sözlerinizden bir kitap çıkarsak. Mıttırıvızık. <laughs> <laughs> Yufka. Evet. Yufka ilk defa duydum. Oo. Siz duydunuz mu daha ha, önce? Burada sorulan soruları toplasa Denize, ayda. Ayda burada sorulan soruları toplasa Hı. onlara ben cevap veriyorum. Hı. O cevaplar da hazır. Onu yapsa bir kitap bir Efendim beyaz TV'nin Efendim Cuma sohbetleri diye yazsanız, nesilseniz, onu hem seyircilere dağıtsanız, güzel fikir. Tabi tabi, hem seyircilere dağıtsanız, hem de Efendim sat, satıp a böyle Filistin gibi garip yerlere yardım gönderseniz daha güzel olur. Güzel hocam, valla şahane fikir. Evet, şimdi senin resmini benim resmimi kitabın üzerine koymak lazım ama böyle eşarpsız değil. Eşarpla beraber. Evet. Senin başına eşarp koyacağın yok zaten. Evet. Öyle canım baksana bak ben dua yapıyorum can. Ben... Evet. Bir de onu söylemiş olayım evet. Ne yapıyorum siz dua yaparken ben? Dua yaparken burada hanımlar vardı eskiden. Hani seyircilerimiz. Onlar eşarp koyuyorlardı. Bizim Nur Hanım yok. Özür ben dilerim. söyledim. Hadi geç, sor. Hocam bende de bir yürek var değil mi? Bir kalp var yani. Bir şey demedik ya. Kırıldığı zaman bir yerde... Kırmam ben, ildiriyor. kırmak için söylemiyorum. E Hadi. takalım, bundan sonra eşat edeyim. Kırmak için söylemiyorum. Yani dua ederken, haklısınız. Haklıyım. E tabii. Onu sen söylediysen mesele yok, bitti, evet. Yok hocam, tabii canım, haklısınız. Evet. Ama işte bazı şeyler de nasıl, ne, ne meselesi, zaman, doğru zaman... Allah herkese nasip etsin. Ne diyeyim? Amin. Dua edin bana da nasip etsin. Amin. Benim Sümme annem amin. biliyorsunuz. Benim annem. Sümme amin ya Rabbim. Benim annem hacı. Ve. Şimdi bir Fransız diyor ki. <laughs> kırmayın beni ama. <laughs> bir Fransız diyor <laughs> ki. Terk geçmişleri yine ölenler... Yer altındaki patatese benzerler. Patateslerin efendim iyileri toprağın içinde. Şey yaramayanlar hep toprağın dışında. O ben patates. Ya biziz yani evet. Buyur. <laughs> Geçmişlerimize övünüyoruz. Tamam da ben neyim ben ben. Ana, ana, anası hacı babası hacı. Bilmem anası hacı babası hoca. Sen nesin? Sen de hiçbir şey yok hadi yürü. Sana demiyorum ben. Kim diyorsun zaten? Hadi, Burada millete, kim var konuştuğunu? Millete söylüyorum ben. <laughs> evet. Nasıl millete söylüyorsunuz? Aa, o zaman atasözüne geldik. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla demiş ya. Anne kızına nasihat ediyormuş. Gelin de dinliyormuş. Kızım darılma demiş. Kızım sana söylüyorum gelinim de duysun. Evet buyur. Allah nasip hocam her şey nasip meselesi. Aynen Başımda bak. Nasip ama bir de isteyeceksin isteyeceksin. Hocam başımda tülbentim yok ama kocaman bir vicdanım Ya oldu. Allah bir sanki vicdansız dedi sana konuşma hadi bir yürü. yaramaz şey <laughs> Ya çık şuradan. <laughs> ya çık şuradan. Hocam bu kavgada söylenmez. Çık şuradan hadi çık. Ama siz öyle siz. Ben bir şey söyleyeyim. biliyorsun benim bana... frenim yok. Benim frenim yok arabada ha. Freniniz yok ama beni beni öldürdünüz. Niye canım hadi ya hadi ya niye ölüyorsun ya sen de. Buradan ter akmaya başladı. Allah Allah, Allah tabii terakar ya. Benim sözlerim sana sıkıntı veriyor. Sözleriniz sıkıntı vermiyor. Benim arkadaşımın zarar görmesini benim arkadaşımın ceza görmesini istemiyor. Cenab-ı Peygamber ne diyor? Gayrimüslim de olsa kimsenin cehenneme gitmesine gönlünüz razı olmamalı. Bunu diyen benim peygamberim. Tamam mı kızım? Hadi yürü. Ben Bana öyle diyorlar. Hocam sen program yapıyorsun. Almışsın güzel bir hanıma karşına. Bana öyle diyor. Güzel bir hanıma karşına almışsın. Eee Dua yapar kim bileyim başını örtmüyor. Ya başını örtmüyorsa ben onu başını örttüremem ki zorlan. Ama bundan sonrasını Allah kerim mi hadi, hadi Allah Allah hadi. Bismillah. Şimdi eve gidince hanımla kavga ederiz bunun yüzünden. Evet. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İki tane söyle. Affınıza sığınarak söylüyorum ama. Estağfurullah. Eee ben bazı şeylerin nasip kısmet meselesi oldu. Mesela tamam, nasıl ki diyorum. kutsal topraklara gitmek abi, nasip meselesi. Allah razı olsun şuradan çık ne olur. Buradan çık. Tamam peki. Çık hadi buradan evet. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Allah aşkına şahitsiniz konuşmamıza. Hocamı buraya ben mi soktum? Ben so Allah Allah <laughs> çık <laughs> çık buradan. Siz kendiniz giriyorsunuz giriyorsunuz diyorsunuz <laughs> çık buradan. Evet ben Hocam girelim. ben de insanım. Ben giriyorum hemen çıkıyorum. E siz çıkarsınız tabii ki beni yapıştırıyorsunuz duvara. Yok canım hadi ya. Oradan oraya vuruyorsunuz. Kalk sonra o kalk, kalk senin, yerden çık buradan senin diyorsun. Senin hüsnü kuruntu mu? Hüsnü kuruntu bunu duydun mu? Yemin eder misiniz? Hüsnü kuruntu. Yemin eder misiniz? Yemin edeceğim Allah Allah. Gözümün Hadi çık. Peki. Süle. Hemen sülüyorum. Evet. Bazen böyle insanın yüzüne konuşurlar, bazen de arkasından konuşurlar. Evet ben arkamdan konuşmam. Yok biliyorum arkamdan evet. konuşmayacağınız. Keşke arkamdan konuşsanız da. <laughs> bunları kulaklarım duymasa ne <laughs> evet. diyeyim. Valla ateş bastı. Ama bak. Eddâllu alel hayri kefâilihi, eddâllu alel şerri kefâilihi diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hayra önderlik yapan o hayrı işlemiş gibidir şerre önderlik yapan da o şerri işlemiş gibidir çıktın sokağa şerre misal veriyorum çıktın sokağa baktım bir arkadaşın da sokakta selam aleyküm aleyküm selam sana soruyor nereye gidiyorsun kahveye gidiyorum sen nereye gidiyorsun ya şurada bir mehane var bir tek atmaya <laughs> beraber çay içmeye gideceğiz alıyor seni çay içmeye götürüyor Çay içerken ruhunu teslim ediyorsun. Bak. Çay içerken ruhunu teslim ediyorsun. O adamca seni oraya göndermemekte sevap işledi. O sevaba o da ortak oldu. Evet ama arkadaşın tamam mı? sana lüzumsuz patates demiyor. Dinle. O arkadaşın sevaba iştirak etti. Ha. Dediler ki şurada bir öksüz var, yetim var. Bu öksüze, bu yetime yardımcı ol. Elinde paran yok verecek imkanın yok. Bir dostuna selamun aleyküm diyorsun. Ve aleyküm selam. Benim dostlarım vardır bazı dostlarım. Şimdi onlar azaldılar. Kimisi öldü, kimisi fakirleşti. Azaldılar sayıları. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Efendim şuraya bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı gör dediğin zaman koşarak yapıyorlar. Tamam mı kızım? Ha benim param yok ama teşvik ettiğim için o sevaptan ben de aynı şekilde sık kazan, kazan sahibi oluyorum. Onun için de hayra önderlik yapan. Yani yarın öbür gün hasbel kader Nur Hanım vazgeçer de başına eşar koyarsa ki seninle evlenecek olan adama ben kulağına eğilip diyeceğim. Söyle buna kapansın mı diyeceğim. he. Efendim tabi nikah kıymı beni çağırırsan. Efendim yarın öbür gün bu sevaptan ben de istifade edeceğim. Tamam mı kızım? Derdim mi? Hem geçen hafta söyledik. Hem de bil maruf nehyanil münker var İslam'da. Allah'ın emrettiklerini yapmak ve yaptırmak. Yasak ettiklerinden de kaçınmak ve kaçındırmak. Buyur hadi. Şöyle. Hocam dediklerini yanlış anlamıyoruz izleyici olarak. Ben kendi adıma konuşuyorum demiş bir seyircimiz. Bir Hı. seyircimiz demiş ki selamun aleyküm hanım. Siz eminim ki çok iyi bir insansınız ama hocam size gerçekten iyi sabrediyor demiş. Oo. <laughs> evet. Keşke okumazdın. Hocama oku. Yok okuyorum. Ha. Allah aşkına hocama oku mesajı demiş. Evet. Aa. <laughs> tamam. Çok ayıp ama ya. Vallahi. Hadi. Ama 7 senedir program yapıyoruz işte hesap et. Ben sizi seviyorum. Büyüğümsünüz benim. Ben de bir şey demeyeyim. Bir sokağa ben sevmiyorum bir, bir, bir Havamız değişsin. Hazreti Ali'ye bir Yahudi geldi dedi ya de. seni <laughs> çok seviyorum. Yalan söylüyorsun lan dedi. Ya niye yalan söyleyeyim? Çünkü ben seni sevmiyorum dedi. Sen beni seviyor musun he? Ben de seni sevdiğim için beni seviyorsun sen kızım. Ben seni sevmesin sen de beni olsun. sevmesin. Çok evet. seviyorum. Her, her tavsiyenizi alıyorum. Allah her şeye e iyiliklere ulaşabilmemize Amenle. gerçekten vesile olsun ve e, biz de doğru yolu yani kendi adıma konuşuyorum ama biz de ben de doğru yolu bulayım. Eğer hani gittiğim yol yanlışsa ben de doğru Bana yolu bir şey bulayım. Olurum, kızım. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum sokağa yani daha doğrusu evet. videolu sorularımızı alalım. Hadi bakayım. Az havamızda iyisin. Video mu? Video. En <laughs> sevdiğim bölüm evet. <laughs> Buyurunuz. Mala size bir sorum vardı. E, tövbe etmenin faydaları nelerdi? Size sorum bu haydi hocam ben anlamadım bunu. Hayırlı cumalar diliyor hocam. Tövbe etmenin faydaları nelerdir diyor. Tövbe, Allah Allah. Tövbe etmenin baştan sona her şeyi faydalıdır. Delik anne. Kendini yeniliyorsun. Kendini tazeliyorsun. Allah katında itibarın artıyor. Ette bak bugün cuma günüdür. Cuma günü hoca efendiler hutbede bir hadis okurlar. Ette ibi minezzem bi kemen lazem belehu buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günahlarından tevbe eden, rücu eden, dönen, ben bu günahı bir daha işlemeyeceğim diyen kişi kul hakkı hariç anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Peki diğer sorumuzu alalım. Merhaba hocam. Bir sorum olacaktı size e, ee, içimiz sıkıldığı zaman arınmak için neler yapmalıyız? Aa, duymuyor musunuz hocam? Yok anlamıyorum. Bir Duyuyorum daha ya. verebilir miyiz arkadaşlar? Merhaba hocam bir, bir sorum olacak size. <laughs> ee, i̇çimiz sıkıldığı zaman arınmak için neler yapmalıyız? <laughs> i̇çimiz sıkıldığı bunu defalarca söylüyoruz. İçim, ben de aynısını yapıyorum. İçim sıkıldığı zaman önüme yarım bardak su koyuyorum. Amin bilallah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi İnşirah suresidir bu. İnşirah. Google amca İnşirah diye yazın önümüze çıkar. İnşirah suresidir. Alam nashrah laka sadrak. Ve bedana anke vidrak elle di an qada zahrak. Ve rafana Fe usri usri Fe fenzab. Ve Rabbi kafar Kul euzu bi rabbil felak. Kul euzu bi rabbin nas. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve elhamdülillahi rabbil alamin. Okuyorsun. Bu suya üflüyorsun. Bunu içtiğin zaman sıkıntın gider. Eğer inanıyorsan, evet. Sağ ol canım, teşekkürler. Allah'ım ben okuyayım mı hocam şuraya? İçin evet sıkılıbı. oku, şimdi. tabii kendi kendine okuyabilirsin tabii. İnşirah okuyayım. Tabii tabii, inşirah. <laughs> o zaman evet. siz videoların sorulara bakın. Vallahi içim sıkıldı. İnşirah suresi öyledir kızım. İnşirah suresi öyle evet. Hocam size bir sorum var. Akşam ezanı okunmadan önce... ...kaza namazı kılınır mı? Akşam ezanı... ...öğlen ezanı... ...yatsı ezanı... ...şey pardon... ...ikindi ezanı... ...bunlar okunmasına beş dakika... ...bazı kitaplarda on beş dakikadır... ...bazı kitaplarda yarım saat der kerahat vaktidir. Ama zaruret halinde beş dakika kalıncaya kadar vakit namazlarınızı kılabilirsiniz. Ama kaza namazlarını buralara sıkıştırmaya gerek yok. Çarşıya gittiniz, pazara gittiniz, evin pazar ihtiyaçlarını gördünüz. Döndünüz, geldiniz, vakit kısalmaya başladı şimdi. ikinci namazı bitmek üzere kaldı on dakika. Hemen çağır çabuk abdest alıp İkindi namazının farzını kılabilir şey öğle namazının farzını kılabilirsiniz kazaya bırakmaktansa ikindi namazında gene dışarıdaydınız toplantıdaydınız şuradaydınız buradaydınız geç kaldınız eve geldiniz baktınız ki 10 dakika var akşam namazına hemen ikindinin farzını kılar efendim akşamı beklersiniz ama kazaları buraya sıkıştırmayın evet Evet. Üç. Ya video soru mu alalım yine? Alalım. E varsa alalım da canım ha. Hocam her zaman. Buyurunuz evet. efendim videolu sorularımız. Videolu sorular güzel. Hayırlı cumalar hocam. Namaz kılan birisinin kıyamet gününde uzuvları parlayacak diyorlar. Bunun doğruluğu var mı? Doğru mu anladım? Bir daha verebilir miyiz arkadaşlar? Hayırlı cumalar hocam. Namaz kılan birisinin kıyamet gününde uzuvları parlayacak diyorlar. Bunun doğruluğu var mı? Duydunuz mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Namaz kılan birinin kıyamet günü uzuvları parlayacakmış. Abdest azalarından. Hatta bir rivayet var. Doğru i̇şte... mu diye soruyor. Ha Bir rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Resulullah kıyamet gününde o kadar insanın içerisinde sen ümmetini nasıl tanıyacaksın ya Resulallah? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki benim ümmetim abdest azaları parlayacak. Abdest azaları parladığı için de bu benim ümmetimdir diyeceğim. Ve rivayet o ki sevgili peygamberimize cennete gir dediği zaman Allah Teala ümmetimi almadan girmem ya Rabbi diyecek diyor. Ona ümmet olduğunu neyle ispat edeceksin kızım? Abdestle, namazla, dua ile, zikirle, şükürle. Abdestin yok, namazın yok, duan yok, zikrin yok, şükrün yok, zekatın yok, sadakan yok. Neyin Müslümanısın sen? Evet buyur. Doğrusunuz hocam. Ay saçım sıkıştı. Hadi buyur. Bir dakika hocam saçım sıkıştı şey. İşte eşer bozsa sıkışmaz öyle. <laughs> evet doğru değil mi? Evet. <laughs> Düşmana söylenmez bu söz. Öyle diyorsun ya sen. Düşmana söylenmez. <laughs> Seni dinliyorum hadi. Hayırlı cumalar hocam. Kalıcı ojeyle ölsek günah mıdır? Kalıcı ojeyle ölsek günah mıdır? Kalıcı ojeyle ile ölsek günah mıdır? Yani biz abdestimizi aldık. Hoca'yı sürdük. Ondan sonra da öldük. Oca bize bizim ölümümüzde bize bir sıkıntı vermez. Çünkü biz abdestli öldük. Abdestimiz olmasa bile namaz vakti olmadığı için bir mahsuru olmaz. Ama Bunlar Müslüman'ın imanını zedeler. Ama kalıcı oje çıkmıyor biliyorsunuz. He, kalıcı oje ise olmaz o iş. An He. Anladınız mı? Anladım anladım. Kalı yani normal oje, oje biliyorsunuz. Normal evet. oje asetonla çıkıyor. Ama kalıcı oje böyle makinelerle tır tır tır. Şimdi akşam tır yine var. eşimle mülakat ettim bir hanım için. Bir programda bir kadınca çıkıyor. Dedim ki hanım yine kirpik takmış bu. Dedim ki ya ben görmüyorum sen nereden görüyorsun? Bana. Dedim ki valla ya. başında şarp olmasa. Ben de görmem onu. Ama başına eşarp koymuşsa eşarp bir semboldür, sembol. Onu lekelemeye hakkınız yok. Kirpik mi lekeliyor? Evet Efendim, ne niye daha geçen hafta bunun münakaşasını yaptım. Ya hocam oraya ne girmek arası? istemiyorum. Ama oraya... ne var? ama girmek ya istemiyorum. Ya oraya girmek istemiyorum ama. Allah'ın yaptığı kaşları kız, şeyi kirpikleri beğenmiyorsun. Oraya takıyorsun suni kirpik. Yok böyle bir şey İslam'da. Hocam bu sizin zevkiniz. Yani İslam'da zaten var demiyorum. Siz sevmiyorsunuz. Ama bu günah mı? Saç Bana bunu söyleyin. Saç eklemek günahdır. Kirpik, Aç, kirpik. Aha, ilma, kitabı burada. Kirpik ha. günah mı? Ya kirpik eklemek değil mi? Ha, kirpik ekliyorsun çıkartıyorsun sonra. Ee, tamam saçı da ekliyorsun çıkarıyorsun. Saç çıkmıyor canım. Nasıl çıkmıyor? Ah, saçı böyle ekiyorsun. Ekmek kirpik... ayrı. Bak kızım onları birbirine karıştırma. Toplum içerisine çıktığın zaman seni ayıplıyorlarsa burnundan dolayı, kaşından dolayı, gözünden dolayı seni ayıplıyorlarsa bunları düzeltme imkanı varsa buna cin din müsaade ediyor. Şimdi kimin için ama, konuştuğumuzu bilmiyorum hocam. Bak, kimin için konuştuğumuzu bilmiyorum ama toplum içine çıkan ekranda gördüğünüze göre halka mal olmuş bir yani ekranda. Ve dolayısıyla kirpi yazdır takıyordur. Benimle bunun münakaşasını yapma. Hocam minakış... Saç eklemek, ha saç eklemişin, ha da kirpik eklemişin. Bir şey değişmiyor. O da saç, o da saç gibi. Evet. Hocam saç Ama içeri eklemiyor. Ama ektirmek ayrı şey. Ektirmeye cevaz... İbrahim! Ya ayda İbrahim bulsun benim o fetva kitabından o şeyi. Efendim, saç ekleme şeyini. Peki postiş? Hı? <laughs> Ney? Postiş. Neymiş o? Saç böyle çıt çıt yapıyorlar ya kadınlar. Ya işte. Saç e, ne derler? Kaynak. Saça kaynak. O ne oluyor sonra? <laughs> kaynak yapıyorlar ya. Sonra ne oluyor? Duruyor mu orada? Nasıl dur? Hani iki ay duruyor sonra çıkartıyorsun. Ha, i̇şte o şekildekiler. Din cevaz vermiyor bunlara din cevaz vermiyor kızım onun için benden fetva alamazsın o konuda ya fetva ben hayır şunu öğrenmeye çalışıyorum evet. ya ama dediniz ya olmaz doğru değil uygun değil o kadar bitti kirpik tabii canım hadi devam et devam et makyaj da insan kendine bakar bak bizim şu kaşlarımızı kaşlarımızı fazla değilse Dokunmamız doğru değil ama çok aşırı derecede büyümüşse... onları alabilirsin diyor kitaplarımız düzeltebilirsin diyor tamam mı kızım bu yığın fazlasını alabilirsin diyor Bazını görüyorum ta dudaklarını kapatıyor peki bu adamlar yemek yemiyorlar mı yemek ben yemiyorlar ah öylese ya bak gözünü kapatıyorsun onun için dinim koy sakallarınızı uzatın bıyıklarınızı kısaltın diyor Peygamberimiz. Bunu şimdi bizim bazı çok sofu geçinen arkadaşlarımız anlıyor. Bıyıklarını kökten kazıtıyor. Kökten kazıtıyor, sakalı uzatıyor. Sakal da bir tutam olacak demiş eskiler. Ha ta buralar iyi uzat da azıcık da bak ona. Azıcık da bak. Azıcık da terbiye et onu. Evet buyurun. Sizin hiç bıyıksız haliniz var mı? Efendim? Bıyıksız haliniz var mı? Var tabii bir sürü. Yani hiç bıyık kullanmadığınız bir dönem oldu yani. Ee, ama şey İmam Hatip Okulu'na devam ederken Peki, biz bıyık kullanmıyoruz. Peki sakal bıraktığınız bir döneminiz var mı? Yok hayır. Hiç? Yok. Hiç? Yok sakal bıraktığım dönem yok. Gençlikte falan da? Yok yok yok. Diyor ben öyle geçiş şeyler istemem. Ne şeyler? Öyle geçici heveslerim yoktur. Yani şimdi demin bizim kameramanlardan birine sordum oğlum. Hı. Ha bu sakal efendim hakikaten sünnet sakalı mı yoksa soytarı sakalı mı dedim. Cık. Dedi ki sünnet sakal değil. Ha sakalı bırak. Kulağına küpeyi tak bizim çocuklarda olduğu gibi. Saçı da arkadan bağla. Kız mısın erkek misin? Ya hocam Kızım ya. hadi azıcık ileri git demiş teyzem. O otur, otur, otur Kızım azıcık ileri git demiş. Dönmüş. teze ben kız değilim. Oğlum ne bileyim anan gibi saç bırakmışsın demiş. Ya usul, azat, erkan. Benim kültürümde yok bunlar. Yok, 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 yok. Hadi beni bağırtma be. Hadi yürü. Sor hadi sor. Şimdi bir şey diyeceğim. De. Olay başka yere gidecek. Tabii olay başka yere gidecek. Söyleme. Ben, ben söyleyeyim de başka yere gidiyor bazen. Bak başıma evet. ağrı girdi bugün. Başına ağrı girer. Alo. Hı. Alo. Alo merhaba. Hayırlı cumalar hoş geldiniz. Teşekkür ederim size de hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz. Buyurunuz efendim. Ee, hocama bir şey danışmak istiyorum. Hocam, dinliyorum. Hocam, ben 24 senedir kaynanıma bakıyorum. Şizofren hastası, işte şeker hastası, hı hı. E, tansiyon hastası. Hastaneye götürüyorum, getiriyorum. İşte altın üstünden alıyorum. Ama eşim yeri geldiği zaman bana diyor ki sen gevur. Ne diyor? Gevur. Sen gevursun diyor. Eşim evet, mi diyor? Eşim. Evet eşim diyor. Hanımına nikah altında olan imanlı insana gavur diyen adama o söz geri döner gelir. Diyorum hocam diyorum yani sen beş vakit namaz kılan bir insansın gece kalkıp bu namazını kılıyorsun gece iki buçukta kalkıyorsun. Yok diyorum ki namazın kabul olmuyordur belki. Size dediğim, Allah mıdır da o kabul olmadığını biliyor hocam Yok yok ben söylüyorum. Eğer diyorum sen bana gavur duyuyorsun. Hani ağzında pis pis kelimeler söylüyorsun. İnşallah diyorum namazın kabul oluyordur diyorum. Kızım. Teşekkür Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ben hiçbir yere sığmam. Ancak mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın misafir olduğu kalbimizi kırarlarsa o en büyük günahtır. Sen beyine selam söyle. Senin kalbini kırarak büyük günah işliyor. Ona da aldırış etme. Ne söylerse söylesin. Sen hizmetini yapmaya devam et. Ya ne, ne kadar garip. Bir insan eşine nasıl böyle hakaret eder? Yani kötü cümleler sahip hem eder. Hem babama anneme bakacak hem de ben hakaret edeceğim ona. Evet. Geç ya neyse ne bir şey diyeceğim diyemiyorum hadi. Küçük amca var diyemiyorum. Hoca, var evet. Ne alakası var? Siz de şey e, ne derler? Hmm, saygı çerçevesinde diyeceğinizi diyebilirsiniz yani. Ya saygı çerçevesinde. Siz bence erkeklere seslenin bunlar. Söyledim kızım işte söyledim. Ya kızım sana söylüyorum gelinim sen işit ya. Söylüyoruz bu söylediklerimiz. Erkeğe kadını yok ki bunun ya. Yanı başında. Yanı başında aynı yorganın altında yattığın insana hakaret ediyorsan gönlünü kırıyorsan bu Allah'tan reva değil. Hanım her gün önüne üç vakit yemek veriyor. Yatağını seriyor. Elbiseni yıkıyor. Elbiseni ütülüyor. Çocuklarını doğuruyor. Onları büyütüyor. Sen hala görlük yapıyorsan buna Allah da razı olmaz. Tamam. Kulu da razı olmaz. Daha ne söyleyeyim ya? Hadi buyur. Tamam hocam ya. Evet. Hazreti Erkekler hastan... bak eşler eşler birbirleriyle nasıl konuşmalı? Eşler birbirleriyle adam gibi konuşmalı. Nasıl edepli konuşmalı. Edepli konuşmalı. Küfürlü konuşmamalı. Gönül kırıcı sözler söylememeli. Evet hadi biraz böyle ruhumuz dinginleşsin. Duaya geçelim ne dersiniz? Evet peki sen bilirsin. Sen bilin deyince kavga olmaz mı? Hadi. evet. <laughs> Hazreti Ali'nin duası önce evet. sonra Yusuf Kavaklı hocamın cuma duası. Yuma sahabı lütfun ehli cürmün cürmünü ya Rab. Ya oğul bir hat ve bi bayan olan deryayı ilersin diyor. Ey ula Allah'ım senin rahmet denizin, merhamet günahkarın günahını yıkamayacaksa neye yarar ya Rabbi? Ver de yıkasın diyor. Ya Rab biz de günahlarımızın yıkanmasını istiyoruz. Evet günahlarımızın affolduğu dualarımızın semaya yükseldiği ve dileklerimizin kabul olduğu bir cuma olsun mu? Bence İnşallah. olsun. Günlerin en güzelinde ve en özel saatte bu programı yapmamızdaki tek amaç bu güzel dua zincirini korup gerçekten güzel yürekleri birleştirip hepimiz birbirimiz için dua edeceğiz ve hepimiz birbirimizin iyiliği, sağlığı, ve özellikle iyi insanlarla karşılaşmamız konusunda temiz yüreğimize dua edeceğiz. Evlatlarımız Amen. için dua edelim. Hep diyorum ya. Para veriyoruz, en güzel okullarda okutuyoruz ama evladımızın tahtını yaparken bahtını yapamıyoruz. Anneler birleşsin, evlatları için dua etsin. Gençler kendileri için dua etsin. İyi bir eş seçimi için. Çünkü bu hayatta insanın en zengin olduğu yer Allah telefonu açık unutmuşum. İnsanın en zengin olduğu yer neresi biliyor musunuz? Seçtiği hayat arkadaşı gençler bu o kadar önemli ki Lütfen hayatınıza sizi yormayacak insanları alın Çünkü bir eş seçiyorsun bir hayat seçiyorsun. Hadi gelin gönülleri duada birleştirelim Kıymetli hocam, Yusuf Kavaklı Cuma duası yapacak. Konu komşuya eşe dosta haber verin. Çok kısa bir reklam aran var. Reklamdan sonra hemen döneceğiz. Bakın öyle bir dua zinciri kuruyoruz ki sadece Türkiye değil. Yurt dışından da yüzlerce insan izliyor bizi. Hadi gelin gönüller duada birleşsin. Cuma'mız daha da güzelleşsin. Efendim Cuma duası için herkes hazırsa gönülleri duada birleştirme vakti geldi. Çok kıymetli hocam Yusuf Kavaklı hepinizi Cuma duasına davet ediyor. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz ettiğiniz tüm dualar kabul olsun inşallah. Buyurun hocam. Amin. Canım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la müttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna ve şfi ve rahim mevtana ya erhamen rahimin ya ilahel alemin mübarek cuma saatinde el açtık, amin diyoruz kulluğumuzu kabul etmeni istiyoruz merhametini istiyoruz şefkatini istiyoruz bizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi şefkatinle muamele eyle ya Rabbi. Merhametinle muamele eyle ya Rabbi. ümmet Muhammed'in dertli kullarına deva, borçlu kullarına eda, hasta kullarına şifa ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Namrad olanları bermrad, nazad olanları gariben şadanı handan eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e dert verip derman aratma ya Rabbi. Amin dava verip mahkeme salonlarında süründürme ya Rabbi. Filistin'deki kardeşlerimize, Arakan'daki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Ya Rab, dualarımız ediyoruz ama kabul olmuyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Sadece seyretmekle kalıyoruz. Ya Rab, kullarının hataları yüzünden bir kısım Müslümanların vurdum duymazlığı yüzünden Filistin can çekişiyor. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Doğudan batıya güneyden kuzeye her tarafı dost gözüken düşmanla çevrili bir vatan coğrafyasında yaşıyoruz. Ya Rabb, bizi Filistin gibi yapmak istiyorlar. Karabağ gibi yapmak istiyorlar. Sınırlarımızda gavurca efendim devlet kurdurmaya çalışmak istiyorlar. Ya Rabbi birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi daim eyle ya Rabbi. Bizi milli birlik ve beraberlikten ayırma ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi uzanlara fırsat verme ya Rabbi. Doğudan batıya, güneyden kuzeye her tarafımızı çevirdiler. Her tarafımızı silah deposu yaptılar. Ya Rabbi düşmanlarımıza fırsat verme. Amen. Düşmanlarımıza fırsat verme. Bize de uyanıklık nasip eyle. Birliği, beraberliği, beraber olmayı nasip eyle. İslam alemi diye bir uyuşuk alem var. Ya Rabbi o alemin başındakilere akıl ver. İzan ver, idrak ver ya Rabbi. Ya alemin, dualarımızı makbul eyle, dualarımızı kabul eyle. Okunan yasinlerimiz var, okunan tebarekelerimiz var, çekilen tesbihlerimiz var, getirilen salatü selamlarımız var. Eksik ve noksanıyla dergahında kabul eyle ya Rabbi. Kul senin ama kusur bizim ya Rabbi. Kabahat bizim ya Rabbi. Bizim kusurlarımıza bakıp da Müslümanları cezalandırma ya Rabbi. Dualarımızı Ulu Kabe'de kabul olunan, Ravza-i Mutahra'da kabul olunan, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da kabul olunan, Sümbül Efendi'de, Merkez Efendi'de, Aziz Mahmud Hüdayi'de, Yahya Efendi'de, Yuşa Efendi'de, Hacı Bayram Veli'de, kabul olunan dualara ilhak eyleyip bizlere mahcup etme ya Rabbi. Bayrağımıza, sancağımıza, dinimize, imanımıza, mukaddesatımıza zeval verme ya Rabbi. Okunan ezanımızda, dinlenen Kur'an'ımızda, dalgalanan bayrak ve sancağımızda, okunan istiklal marşımızda. ila nihaye neslimizle birlikte milli şuurdan bizleri Mahrum etme ya Rabbi. Mahrum etme ya Rabbi. Mahrum etme ya Rabbi. Dualarımızı Kabe'de kabul olan, Ravza'da kabul olan dualara ilhak eyleyip ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Lillahi Teala Fatiha. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyorum. Yine bugün cumamız sizin sayenizde ve hocamızın duaları sayesinde hep beraber daha da güzelleşti. İçinizden gönlünüzden geçirdiğiniz her güzellik kat be kat size ulaşsın inşallah. Kötülük geçirenlere de onlara da ulaşsın. İçinden geçirdiği kötülükler de diyelim? Hocam gidiyoruz. Aa, Aa. Kahvette <laughs> kaldım. Gaflette. Evet gaflette kaldım. Seviyoruz sizi. Allah razı olsun. Çok Sağ olun. seviyoruz hem de. Allah'a emanet olun. Allah ayağınıza taş gözünüze yaş indirmesin inşallah. Hoşçakalın.